Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok kolay olan suplo modelini yapacağız. Yapılışı çok kolay ve çok az ip gidiyor. Yaklaşık 2 saat bile sürmeden 1,5 saatte yapıp yapabileceğiniz bir örnek. Ben bunu başta 2 saatte yapıyordum ama şimdi elim alıştığı için 1,5 saate düştü. 1,5 saatte bir suplo yapıp satabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de kendiniz de kullanabilirsiniz. Düşünün, bunu 1,5 saatte yaparsanız günde kaç tane suplo yapabilirsiniz? Ev ekonomisine katkıda bulunabilirsiniz. Normalde örnek bu. 4 mm tığ kullandım. Eni 34 cm oldu. Ben sizleri düşünerek, eğer ipiniz ince ise bu ölçüde olmayacağını düşünerek sizler için bunu bir tık büyüterek yaptım. Burası normalde 3 sıra oluyor ama ben bunu 4. sırayı da ekleyerek motifi biraz daha büyüttüm. Bu da 36 santim eninde oldu. Eğer siz bunu ben birazcık daha büyük istiyorum derseniz bu şekilde aynı bunun gibi 4 sıra yaptım ve bunda normal tığımı bir tık büyüttüm. Bunu da 4,5 mm tığla yaptım. Bu da buna göre 37 santim oldu. Büyütmek isterseniz bu şekilde büyütebilirsiniz. Sizler için iki farklı renkte yaptım. Bu modeli 3 farklı ip ve 3 farklı model yaptım sizin için. Başlangıç kısımları aynı. Bu örnek bir kenarda bu yaprakları da ekleyerek bu şekilde yaptım. Büyük ve küçük olarak ve iki renk. Bu birinci. Sizler için jüt ip denedim. 2 mm kalınlığında jüt ip denedim. Orta kısmı aynı, sadece kenar detayını değiştirdim. Çünkü bu kenar detayında yaparsam bu çok aşırı büyük olacaktı. Fazla büyük olmaması için bu şekilde bıraktım. Modelde bu sırayı yapıyoruz. İkinci sırada bu kenar detayına başlıyoruz. Ben başlamadım. Bu sırayı tekrar ettim ve böyle bir farklı görüntü ortaya çıktı. Bunda da 4 mm tığ kullandım. 4,5 kullansaydım bu bir tık daha büyük olabilirdi. Hatta 5'lik kullanabilirdim. Bu da farklı bir tarz oldu. Jüt iple de hoş durdu bu model. Jütün eni de 32 santim. Ve sizin için bir ip daha denedim. Görüntüsü de diğerlerine göre farklı oldu. Sizler için polyester soft makrame ipiyle de denedim. Bu şekilde aynı büyük motif yapmak için yaptığım şekilde 4 sırayla yaptım. Kenar detayını da ekledim. Zaten yeterli bir ölçüye geldi. Bunu 4 mm tığla yaptım. 5 de kullanabilirdim. 5 kullansaydım bu daha da büyük olacaktı. Bunun eni de 32 santim oldu. Gördüğünüz gibi 3 farklı model oldu. Umarım 3'ünü de beğenirsiniz. Bu koton ipi kullanırken ben bu şekilde koton ip kullandım. Yurt dışında yaşadığım için yabancı marka ip kullandım. Bulunduğum bölgede Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Buna benzer ipleri Instagram hesabımda öne çıkanlar bölümünde ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Markası önemli değil. İçeriği %100 koton olsun. İstediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Buradaki Hobby Lobby mağazasındaki Lyser Soft Macrame ipini aldım. Buradaki ip sadece bu marka var. Başka bu iplerden yok. Ve bu Türkiye'deki iplere göre çok sert bir ip. Yapılışı çok zor. Ama ben sizlere göstermek amaçlı bunu da deniyorum. Türkiye'deki ipler bundan daha güzel ve daha şık duracağına eminim. Türkiye'deki istediğiniz polyester makrame ipi kullanabilirsiniz. Bu 2 mm kalınlığında. Bu jüt ipte istediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Kokusu olmayan, çok fazla döküntü olmayan istediğiniz jüt ipi kullanabilirsiniz. Bu modeli kağıt iple de yapabilirsiniz. Ben burada kağıt ip olmadığı için ben bu modeli kağıt iple sizlere gösteremedim. İstediğiniz ipi bu modelde kullanabilirsiniz. Her ipte çok farklı duruyor. Bakın çok güzel duruyor. Hepsini de çok beğendim. Bu koton ipi ben direkt arkadan ütüledim. Bu jüt ipi de arkadan ütüledim mi? Ama üzerine örtü örterek de ütüleyebilirsiniz. Kenarda test ettikten sonra bu makrome ipini de üzerine bir şey örtüp o şekilde ütüledim. Jüt ve makrome suplo içinde yaklaşık 100-105 metre civarı ip gitti. Ben daha önce bu şekilde kendime bir runner hazırlamıştım. Bunun videosunu da paylaşmıştım sizlerle. Böyle çuval kumaşı runnerların ya da tuval kumaşlarının üzerinde, hasır kumaşların üzerlerinde
Bu şekilde runner'larda da kullanabilirsiniz. Ben kendi runner'ımın üzerinde bu şekilde göstermek istedim. Hem fırfırla hem de motifle de gayet şık durdu. İsterseniz benim gibi bu şekilde kumaş runner'larla supply'ı kullanabilirsiniz. Bu şekilde de çok şık durdu. İsterseniz dantel runner'la da supply'ı kullanabilirsiniz. Bu jüt iple olan, bu da polyester soft makrame iple olan, ikisinin duruşu da bu şekilde. Modelimizin yapılışına geçmeden önce, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Videomun daha çok kişilere erişmesi için like tuşuna basarsanız sevinirim. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Modelimize 8 zincirle başlıyorum. 1 2 3 8 zincir çekiyorum. İlk zincire batarak halkamı birleştiriyorum. İpimi oradan alıyorum. Halkanın içinden biri geçiriyorum. 4 zincir çekiyorum. 2 sefer tığımı doluyorum. Normal üçlü trabzan yapıyorum. İkinciyi de çekiyorum. İkisini tığımda tutuyorum. Tekrar tığımı iki defa doluyorum. Boşluğun içinde ipimi alıyorum. İlkini birlikte, ikincisini birlikte. Şimdi toplamda 3 tane oldu. Üçünü birlikte çekiyorum. Arada 5 zincir çekiyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bundan toplamda 8 tane yapıyoruz. 2 sefer tığımı doluyorum. Boşlukta 2 doladığımı çekiyorum. Sonra tığımda tutuyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Boşlukta ipimi alıyorum. İlkini birlikte, ikincisini birlikte tekrar tığımda tutuyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Boşlukta 1 sefer ipimi alıyorum. İlkini birlikte, ikinci sardığımı birlikte, şimdi hepsini birlikte yapıyorum. İkisini birlikte yapıyorum. 5 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Boşlukta ipimi alıyorum. İlk sardığımı yapıyorum. İkinci sardığımı yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Boşlukta ipimi alıyorum. İlk sardığımı, ikinci sardığımı, tekrar tığımı doluyorum. Boşluktan ipimi alıyorum. İlk sardığımı, ikinci sardığımı. Şimdi üçünü birlikte yapıyorum ve ikisini birlikte yapıyorum. Buralarda 5 zincir ve bu şekilde 8 tane yapıyoruz. Şimdi 8 tane yaptım. Son 5 zincirimi de çekiyorum. Bu yaptığım tepesine batarak ipimi alıyorum. Zincirin içinden geçiriyorum ve sıramı birleştirmiş oluyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. 3 zincir. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Tığımı doluyorum ve boşlukta 7 tane trabzan yapıyorum. 8. de bu. Normalde her boşluğa 8 tane trabzan yapacağız. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi toplamda 8 tane oldu. Sıradaki boşluğa gelip buraya da 8 tane trabzan yapıyorum. Buraya da 8 tane yaptım. Bu şekilde bütün boşluklara 8 tane trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım tepesine batıp ilmeğimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum ve sıramı birleştiriyorum.
4 zincir çekiyorum. Bu bizim ilk trabzanım sayılıyor. 3 zincir. İlk trabzan 1 zincirde aradaki boşluk. Bu bunun buradaki tepesi sayılıyor. Bir boşluk bırakıyoruz. İkinciye batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir boşluk bırakıp ikinciye trabzan yapıyoruz. Aralarda birer tane atlıyoruz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp ikinciye bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine bir zincir, bir trabzan yapıyoruz ve aralarda birer tane atlıyoruz. Bu şekilde toplamda 32 tane trabzan olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. 32. trabzanı da yaptım. Bir zincir çektim. Bu ilk yaptığım zincirin 3. zincirine batarak sıramı birleştiriyorum. Toplamda 32 tane trabzan olacak. Eğer 32 olmadıysa bir hata vardır demektir. Buradaki trabzanları tekrar sayın. Buradaki trabzanlar da 64 tane olacak. Üsttekiler 32 tane olacak. 5 zincir çekiyorum. 3 zincir trabzan için. 2 zincir aradaki boşluk için. Tığımı doluyorum. Trabzan tepesine batarak normal trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bu sırada da hep aralarda 2 zincir çekeceğiz ve trabzanların tepesine birer tane trabzan yapacağız. 2 zincir trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son trabzanın tepesine de battım. 2 zincir çekiyorum. 3. zincirin tepesine batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar bu şekilde bir sıra daha yapacağız ve aralarda 3 zincir çekeceğiz. 3 zincir trabzan için, bu trabzan yerine sayılıyor. 3 zincir de ara zincir için çekiyorum. Toplamda 6 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar hepsini yaptım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3. zincirin tepesine batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu normal suplanın ölçülerine göre bu kısma geldik. Eğer siz bunu büyütmek istiyorsanız burada bir sıra daha eklemeniz gerekiyor. Bu makrome ipinde yaparken ben 4. sıraya eklemişim. Ama jüt ipte yaparken 4. sıraya eklemeyip direkt buraya başlamışım. Bu normal kenar zincirlerini yapmışım. Eğer siz buraya bir sıra daha eklemek istiyorsanız bu son sırayı tekrar ediyoruz. 6 zincir. Tığımı doluyorum. İlk yaptığım değil, ikinci trabzan tepesine batarak normal trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Trabzan tepesine batıyorum. Aynı son sırayı tekrar ediyoruz. 3 zincir çekip hepsinin üzerine bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Son 3 zincirimi de çekiyorum. 1, 2, 3. 3. zincirin tepesine batarak ilmeğimi birleştiriyorum. Dediğim gibi bu sırayı yapmak zorunda değilsiniz. Eğer ipiniz inceyse bu sırayı ekleyebilirsiniz. Eğer kalınsa eklemenize gerek yok. Şimdi 3 zincir trabzan için, 3 zincirde dönüş ilk trabzanı için çekiyorum. Toplamda 6 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Buradan 1, 2, 3, 4. 4. zincire batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Yanındaki zincire batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. 3 tane normal trabzan. Bir de dönüş zinciri, toplamda 4.
sığıma doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Tığımı doluyorum. Şimdi bu trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bunun tepesine battığımız trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine gelerek bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde yan yan oluşmaya başladı. 3 zincir çekiyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Sonra geliyorum bu yaptığım trabzanın arkasından beri ipimi alıyorum. Toplamda 3 trabzan yapıyorum. İlk yaptığımız zincirle birlikte 4. Tığımı doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine gelerek aynı işlemi tekrar ediyorum. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine bunlardan yapıyoruz. En sonunda sıramızı birleştiriyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Hepsinin üzerine yaptım. Şimdi sonuncuyu da yapıyorum. Tığımı doluyorum. Trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum ve trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyorum. Ve sonuncuyu da yapmış oluyorum. Şimdi bunu birleştireceğim. Bu tam ilk battığım yere batıyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin arasından geçiriyorum ve bu şekilde sıramı birleştirmiş oluyorum. Şimdi benim bunun ucundan başlamam gerekiyor, tam köşeden iz sürme yaparak bu köşeye kadar geleceğim. Her zincirin içinden tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum, ilmeğimin içinden geçiriyorum. İkinci zincirin içinden tığımı batırıyorum, ipimi alıyorum, ilmeğin içinden geçiriyorum ve üçüncü zincirin de tepesine batarak aynı işlemi yapıyorum. Ve köşeye kadar bu şekilde gelmiş oluyorum. Şimdi ilk bunların üzerlerine hep bir sık iğne yapacağız. Sık iğne için bir zincir çekiyorum ve aradaki boşluk için 5 zincir çekiyorum. Ve toplamda 6 zincir çekiyorum. İlk zincir sık iğne için, 5 zincir aradaki boşluk için. Bu ilk yaptığım tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Buraya gelerek ilk yaptığım tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu ilk yaptığım tepesine gelerek bir sık iğne yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Hepsinin tepesine battım, sadece sonuncu kaldı. Benim yeni sırada ortada başlamam gerekiyor. Bu son kısmı isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. 2 zincir tığımı batıp buradaki ilk zincire, yani ilk sık iğne saydığımız yere bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde ortadan başlamış oluyoruz. 2 zincir ve böyle bir trabzan yaparak, isterseniz normal 5 zincir çekip İlk yaptığımız zincire, yani sık iğne saydığımız yerden ipimi alıp buradan ilmeğin içinden geçiriyorum ve benim ortadan başlamam gerekiyor. Az önce yaptığımız gibi iz sürme de yaparak ortadan başlayabilirsiniz. Üçüncü zincire kadar bu şekilde geliyorum. Bu şekilde ortadan başlamış oluyoruz. İki yöntemi de kullanabilirsiniz. Hangisi sizin için daha kolay ve görüntüsü hangisi daha hoşunuza gidiyorsa. Şimdi ortadan başlamış olduk. Tığıma doluyorum. Bu buradaki boşluğun ortası. Şimdi bu sıradaki boşluğa gidip trabzanı yapacağız. Toplamda 8 tane trabzan yapıyorum içine. Hiç zincir çekmiyorum. Boşluğa gelerek 8 tane trabzan yapıyorum.
8. 8 tane yaptım. Hiç zincir çekmeden bakın sıradaki boşluğun ortasına geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve bunun ortasına batmış oluyorum. 5 zincir çekiyorum. 5 sıradaki boşluğun ortasına gelip bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa geliyorum. Bir sık iğne yapıyorum tam ortada. Yani bu şekilde 2 tane halkamız oluşmuş oldu. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. Tığıma doluyorum. Sıradaki boşlukta 8 tane trabzan yapıyorum. Sekiz tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Aynı şimdi buradaki gibi 2 tane böyle boşluk yapacağız. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir. Sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. 2 boşluğumuz oluştu ve hiç zincir çekmeden buraya 8 tane trabzan yapıyorum. Toplamda 8 yerde böyle trabzan olacak. Sıra sonuna kadar yapıp devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Trabzanlı olan yeri yaptım. Bir tane boşluk yaptım. Şimdi bir tane daha boşluk yapıp bu az önce ortasıydı burası. İlk yaptığımız orta, oraya geleceğim. Diğer sırada ben tam bunun ortasından başlamıştım. Az önceki sıra başlangıcım burası benim. Şimdi yeni sırada bu beşlinin tam ortasından başlamam gerekiyor. 2 zincir çekiyorum. Ve bu az önce ortadan başladığım yere batıp bir trabzan yapıyorum. Hem bu sırayı bitirmiş oluyorum bu şekilde, hem de ortadan başlamış oluyorum yeni sıraya. Bir zincir çekiyorum. Az önce boşlukta yaptığım trabzanlar, toplamda 8 tane trabzan vardı. Her trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Tekrar sıradaki boşluğun üzerine, trabzanın üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Bir zincir, bir trabzan. Hepsinin üzerine birer tane trabzan yapıyorum. Sonuncu trabzan tepesine de bir trabzan yapıyorum. Bakın toplamda. Bu benim ilk trabzanım değil. Az önce gösterdiğim gibi ortada başlamak için normalde bu 5 zincir olarak görün bunu. Ortada başlamak için bu şekilde yaptım. Burası böyle trabzanla birlikte benim 5 zincirim sayılıyor ve ortadan yeni sıraya başlamış oluyoruz. Bu diğer sıranın bir parçası. Bundan sonra toplamda 8 trabzanın üzerine bu şekilde aralarda bir zincir çekerek birer trabzan yapıyorum. Bakın bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonuncu trabzanıma da yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu 5 zincir çektiğim ilk boşluğun ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu ikinci yaptığım 5 zincirli olan boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve bütün trabzanların tepesine bir trabzan, arada bir zincir, bir trabzan, arada bir zincir. Bu şekilde
sıra sonuna kadar yapalım. Ve bu sırada da bir tane boşluk yerimiz kalıyor. Aşağıda iki taneydi, şimdi azaldı, bir tane oldu. Zincir kısmına gelince de aynı bu şekilde yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Son trabzanla olan yere kadar geldim. Bir zincir çektim. Boşlukta bir sık iğne yaptım. Şimdi burası da benim ikinci beşli yerim sayılıyor. Böyle parmağımla kapatıyorum ki karışmasın. İkinci boşlukta da bir sık iğne yapıyorduk. Bakın hepsini. İki boşluğa da batmıştık. Şimdi bunda birincisine battım. İkincisi böyle bunun bir parçası gibi görünüyor ama bu ilk trabzan öyle değil. Bu bizim şu anda beşli bir halkamız olarak görünüyor. Burayı böyle düşünün. Şimdi ben tekrar buraya batacağım ama yeni sırada aynı bu şekilde benim ortadan başlamam gerekiyor. Gene aynı sistemi yapacağım. İki zincir. Bu az önceki sırada yaptığım, bu ortadan başlamak amaçlı yaptığım trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Ve de şu anda benim bu beşli halkam olmuş oluyor ve ortadan da başlamış oluyorum. İki zincir çekiyorum. Bu ilk trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Şimdi bunların tepesine pipirik yapacağız. 3 zincir. İsterseniz bu şekilde içinde yapıp sık iğne de yapabilirsiniz. Ama bu görüntü daha hoş oluyor. Bu şekilde yaparsanız daha güzel olur. Bu zincirin bu taraftaki teli ve trabzanın bu telinden tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. Ve zincir halkasının içinden geçiriyorum. Bu şekilde daha hoş duruyor. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu telin içinden, ikinci telin içinden ipi alıyorum. Zincir ilmeğin içinden geçiriyorum. 2 zincir. Trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplam 8 tane trabzanın üzerine bu şekilde yapıyoruz. 3 zincir bu ilmeğin altına, diğer ilmeğin altına ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. 2 zincir bu trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir bu ilmeklerin altından ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. 2 zincir. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine yapalım. Toplamda 8 tane bu şekilde yapıyoruz. 8. trabzanın üzerine de aynı işlemi yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi arada sadece bir tane beşli boşluk kaldı. 5 zincir çektiğim boşluk. 2 zincir çektikten sonra bu boşluğun ortasına bir sık iğne yapıyorum. Ve başka boşluğumuz da kalmıyor. 2 zincir çekiyorum. İlk trabzanın tepesine gelerek aynı işlemi yapıyorum. 3 zincir. Bu tellerin altından biri ipimi alıyorum. Zincirimin içinden geçiriyorum. 2 zincir. Sıradaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum ve aynı işlemi yapıyoruz. 8 tane trabzanın üzerine bu pipiriklerden yapıyoruz. Ve beşli olan yere 2 zincir çekip bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir çekip yeni trabzanların tepesine başlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz ve bu bizim son sıramız. Şimdi sıra sonuna kadar yaptım. 2 zincir çektim. Şurası benim beşli trabzan yerim sayılıyor ama ortasından başladık. Bunu batmıştık. Şimdi aynı yere bunun tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve bu şekilde birleştirmiş oluyorum. Ve yapılışı bitmiş oluyor. Çıkartıyorum ipimi oradan. Ve arkada ipimizi saklıyoruz. Ve iğne kullanarak arkada saklayacağım.
ipimizde sakladık ve bunun yapılışı da bitti. Kolay bir örnek. 2 saat bile sürmedi bunu yapmak. Düşünün, video çekerken bile ben saate baktım. 2 saat bile sürmedi. Yaklaşık 1,5 saatte bir supla bitti. Çok kolay. Günde kaç tane yapabilirsiniz bu modelden? Düşünün. İstediğiniz kadar yapıp satabilirsiniz bu modelden. Yapılışı çok kolay ve çok da ip yemiyor. Modellerin yapılışı bu kadar arkadaşlar. Ben modeli yaparken çok keyif aldım. Çok zevkli ördüm. Umarım sizler de keyif alırsınız. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Videolardan anında haberdar olmak için zili açabilirsiniz. Umarım sizler de bu modeli beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere.